GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bu sefer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şöyle bir genel değerlendirmesini yaptık bugün açıklanan enflasyon rakamının. Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı zaten bunu da konuşacağız ama e, önemli bir veri. E, enflasyon noktasında gelinen durumu, beklentileri e, sizden de dinleyelim. Nasıl görüyorsunuz? Tabii 85'leri gördükten sonra şu anda 50'lerin olması gerçekten sevindirici. Ama tabii bunun baz etkisinden kaynaklı olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü baktığımız zaman evet enflasyonda bir aşağı yönlü reaksiyon izliyoruz diyoruz ama fiyatların artış Hızındaki bir miktar düşüş olarak izleyebiliyoruz ve aylık bazda da %2'yi dip kabul eden bir profil izliyoruz. Yani baktığımız zaman çok basit bir teorik örnek verecek olursak Nisan ayı ne gelebilir diye şöyle bir 18-20 yıllık geçmiş enflasyon verilerini incelediğimiz zaman da orada kabaca son 5 yılın ortalamasında Hani iki buçuk civarlarında bir reaksiyon görüyoruz. yani iki ile üç arasında bir görüntü söz konusu. E, bu sebeple de yani yeni normalde de e, biz aylık yüzde iki rakamının üzerindeki enflasyon rakamlarını izliyor olacağız. Tabi burada e, üfe ile tüfe arasındaki makasın e, biraz daralıyor olması sevindirici. çünkü çok önemli açıklar vardı. E, farklılıklar vardı. E, bunun arasının mekanizmasının yavaş olması sevindirici. Geleceğe yönelik de baktığımız zaman enflasyondaki azalma biraz daha devam edecek. E, deprem öncesinde yıl sonu enflasyon tarafında 30 ile 40 arasında bir beklenti hakimdi. Be e, Merkez Bankası beklenti anketi keza bu şekildeydi. Enflasyon raporu sunumunda %22 civarlarındaydı Merkez Bankası'nın beklentisi. Şimdi depremle birlikte de enflasyon tarafındaki bir miktar daha yukarı yönlü Reaksiyonlar e, beklentisi oluştu. Şimdi 30-40 değil de 40-50 arasında biraz daha e, özellikle yabancı kurumların beklentisi çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Bir de e, bugün mesela olumsuz bir haber de, maalesef OPEC tarafından geldi. Bugün petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket. Zaten petrolde bir yukarı yönlü beklenti vardı. Burada bunun bir teyit kazanılmış hali oldu. Doğal olarak da dünya geneli olduğu gibi ister istemez enflasyon üzerinde enerji tarafından bir baskı oluşturacağını da söylemekte fayda var. Ama tabii onu geride bıraktığımız zaman şu anda enflasyondaki aşağı yönlü eğilim baz etkisiyle birlikte devam ediyor. Bir miktar daha devam edecek ve seçim sonraki süreci ve mevcut para politikası süreci nasıl olacak bunları değerlendireceğiz ve buna göre de enflasyon üzerinde nasıl iyimser ya da kötümser bir reaksiyon olacak bunları dikkatli incelememiz gerekiyor. Şimdi bir taraftan imalat PMI da var. Oradaki görünüm de aslında olumlu. Yani Aralık 2021'e biraz kısa salıp raporların yazıldığını görüyoruz burada. O, o tarihten bu yana görülen en yüksek rakamlar. Hem faaliyet koşullarında iyileşme var, hem yeni siparişlerle ilgili yine Mart ayında güçlü bir toparlanma görünüyor. Bir buçuk yıl sonra büyüme gösteren rakamlar karşımıza çıkıyor. Tüm bunların etkilerini nasıl değerlendirmek lazım? Ee, yeniden büyümeye geçen 5 sektör var yine e, rapora göre 10 sektörden 5'i yeniden büyümeye geçti başlıklarıyla bu e, süreci görüyoruz e, yeni siparişlerin artması talepteki gelişmelerin e, hızlanması e, fakat üretim kanadı kadar pozitif değil yorumları da karşımıza çıkıyor siz neler söylersiniz? Şimdi baktığımız zaman biz aslında geçtiğimiz yıl özellikle e, dünyadaki Merkez Bankası kararlarından ayrışan ve büyüme modeli e, perspektifinde hareketler sergileyen bir e, süreç izledik. Ve hı hı. aslında bunun da bir nebzesi meyvesini de yemiş olduk. Nitekim 3 ay öncesinde e, imalat PMI verisi 50.1'di. Ve 50'nin üzerine çıkması zaten bu noktada iyimser bir beklentiydi. Ee, geçen ayda 50.1 gelmişti. Yani burada kalıyor olması da sevindiriciydi. Şimdi 50.9 geliyor olması yani biraz daha iyimser bir reaksiyon oluşumuna da olanak tanıyor. Yeni dönemde de büyüme tarafındaki e, iyimser beklentilerin bir miktar daha devam edebilme senaryosunun ön planda olduğunu çok net bir şekilde göreceğiz. Tabii burada sadece e, soru işareti olarak adlandıracağımız hep seçim sürecini konuşuyoruz ama e, seçimden sonraki özellikle e, büyümeye ilişkin e, pozitif reaksiyon içerisindeki o kredi mekanizması Koşulu nasıl olacak buna da bakmamız gerekiyor. Çünkü burada yatırımlar ister istemez bu tarz, bu tarz kredi seçenekleriyle e, ...mümkün olabiliyor... E, ...bu açıdan da özellikle para politikası kararları... ...seçim sonrasında nasıl bir reaksiyon verecek... ...bu şekilde mi devam edecek... ...yoksa bir enflasyon düşüncesi mi... ...ön plana çıkacak... E, ...mevcut hükümet ya da farklı birisi nasıl olacak... ...bunları dikkate takip ediyor olacağız... ...orada biraz soru işareti söz konusu... E, ...büyüme tarafında... ...nasıl bir reaksiyon vereceğimiz açısından... ...ama şu an için büyümeye ilişkin... E, ...iyimser senaryolar... ...hele ki e, bugün... Ee, Avrupa tarafından da geldi. Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere orada da 50 altında e, hareketler görüyoruz ki orası biraz daha problemli. E, bu sebeple de e, bizim burada iyimser bir nokta oluşur, olum, e, oluşuyor olması güzel. E, sadece biraz daha detaya girdiğimiz zaman Avrupa'nın Mevcut şu anki sürecinde problem yaşıyor olması istesmez bizim ihracat dengemizi nasıl olacağına ilişkin biraz bazı soru işaretleri de beraberinde getiriyor. Ama Avrupa'nın durumu zaten uzun zamandır bu şekilde. Bu yüzden de bizim de bu noktada biraz alternatif seçenekler içerisinde oluyor olmamız da sevindirici. Evet, peki borsa nasıl bir görünüm sergiliyor? Geçtiğimiz haftadan bu yana bu haftaya nasıl başladı? Siz neler söyleyeceksiniz? E, borsa tarafında son dönemdeki negatif fiyatlama reaksiyonları daha doğrusu yukarıya yönlü hareketlerin e, teyit kazanamıyor olması Hı -hı. ister istemez yeni bir baskıyı da gündemimize taşıyor. Şu anda baktığımız zaman kabaca BIST 100 endeksi 4690 e, seviyelerindeki tam da e, kritik bir bölgede olduğunu izah etmek istiyorum. Evet. Çünkü 26 haftalık üstel hareketli ortalama şu anki bölgeden geçiyor ve Ekim 2021'den beri de yükseliş trenini destekliyor. Yani 4000'lerin kadar bir düşüş korkusu mu yoksa buradan tekrar 5000'lere doğru bir reaksiyon mu sorusunun cevabı için bu haftaki kapanışın 4685-90 bölgesinin üzerinde mi altında mı olduğuna bakacağız. Kısa vadeli olarak bu bölgenin altına sarkmalar hızlanırsa biraz reaksiyon hızlanırsa 4500'lere kadar e, geri çekilmeye şaşırtıcı olmayacaktır. Peki bu sürecin hani konuştuğumuz e, konuların başında tabii ki e, nasıl ilerleyeceği gidişatı ama trend değişimine mahal verecek bir görünüm var mı? Bunun sektörel anlamdaki etkileri nasıl oluyor? Az önce konuştuk KKM'de e, faiz üst sınırının kaldırılması hususunun etkilerinden bahsettik. Bankacılık tarafını zaten ayrıca inceliyoruz ama bu haber akışlarıyla beraber beklentiler değişti mi? İster istemez bir... E Borsa tarafında her ne kadar e, katılımcı sayısı artıyor olsa da hı hı. beklentiler birazcık daha şekillenebiliyor ve değişebiliyor ve farklı e, yatırım araçları üzerine odaklanılabiliyor. Örnek veriyorum geçen ay e, bankacılık krizi gündemimizi meşgul etti. Ons altında inanılmaz hareketler gördük. İşte kripto tarafında hareketler gördük. Yılbaşından bu yana nakde dönebileceğimiz, kolay bir şekilde dönebileceğimiz eee yatırımlar ya da e, varlıklara taleplerin olduğunu görebildik. Yani 2022'nin ikinci döneminden itibaren alternatifsizlik senaryosu 2023'ün ilk çeyreğinde zaten mümkün değildi. Ama bir miktar bu e, iyimser fiyatlama reaksiyon devam edebilme senaryoları söz konusuydu. Ama bugün gelmiş olduğumuz bu noktada şu anda BIST düzey endeksi %15 yılbaşından itibaren Negatif bir performans tabi geçtiğimiz yılı %200 pozitif kapatan bir endeksin şu anda %15 yani ilk çeyrekte %15 değer kaybı olması aslında çok kötü değil yani rakamları e, konuştuğumuz zaman kötü değil. Önemli olan gelecek dönemde e, önünde engellerin olup olmaması birincisi alternatiflerin olması bir, e, borsanın bir denge oluşturmasına olanak olanaklanacak. Yani bu denge politikası 4700'lerde mi 4500'lerde mi 5000'lerde mi bunu bilemeyiz. Ama bir denge olacağını e, bu bölgelerde bir e, dip arayışı içerisine gireceğini biliyoruz. İki 2022'de o kadar alıştık ki çok ciddi reaksiyon vermeye tabi yapılan hatalarda unutuldu. E şimdi burada her şirket para kazandıracak düşüncesinden de yavaş yavaş sıyrılmak ve bilenlerle bilmeyenleri ayırt eden bir e, borsa sürecine de geçtiğimizi çok net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda da tercihler daha böyle ince eleyip sık da kuyacak şekilde olacaktır. E bu sebeple de ister istemez yatırımcılar e, burada e, tekrardan gelecektir borsa cephesine. Hatta mevcut pozisyonlarında da devam ettirecektir. Orada bir problem yok. Sadece önündeki engellerin biraz ortadan kalkması gerektiği. Örnek veriyorum seçim sonrası sürecinde işte e, özellikle banka tarafını ilgilendiren ise işte para politikası kararları ne olacaktır yeni yatırımlar nasıl şekillenecektir gibi gibi. Bir de işin enflasyon boyutu da söz konusu. Biz 30-40 arasını konuşurken şimdi 40-50 arasını konuşabiliyoruz. İster istemez e, şirketler bu enflasyon rakamını fiyat üzerine yansıttığı zaman zaten fiyatlar sonu bir şekilde yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirecektir. Tabii bu e, borsa içerisinde işte 4 ana sektör ve 30'ya yakın alt sektörden bahsediyoruz. Bu sektörlerin her sektörün iyi bir performans sergileyeceğini beklemek zaten yanlış olur. Burada tercihleri neye göre yapacağımızı da e, incelemek lazım. Mesela şu anda bankacılık endeksine baktığımız zaman döviz bazlı yani dolar bazlı baktığımız zaman bugün işte o dört ana sektör olarak vurguladığımız banka hizmet sanayi gibi holding gibi baktığımız zaman en iyi performans beklentisi içerisinde olan bir sektör ama fiyat buna izin vermiyor. Bir de şu anda sektörel bazda bakıyoruz ama borsanın geneli itibariyle bir moral bozukluğu söz konusu. İşte varlık fonuyla ilgili desteklerle bu şekilde tutulabiliyor. Yani belki de çok daha alt bölgelerde görecektik. Bu anlamda da uzun vadeli konjonktürde evet şu andan şirketlere ortak olanlar uzun vadeli konjonktürde bunu keyifli bir şekilde izleyecektir. Ama kısa vadeli işlemciler bu anlamda biraz daha e, bu geçiş sürecinde e, sıkıntı yaşayacaktır diye söyleyebiliriz. Yani dalgalanmalar ister istemez e, kendisini hissettirecektir. Peki alternatif yatırım araçları ile ilgili mevcut e, görünüm ve fiyatlamalar neyi ön plana çıkarıyor? Yani bir çeşitlendirme yapmak e, gerekliliği iyiden iyi ortaya çıkmış durumda. Biz bunu aslında 2022 kapatmadan konuşmaya başlamıştık. E, az önce siz de bahsettiniz. 2022 gibi olmayacak 2023 diye. E, bu süreçte büyük şirketler biz 30 hisseleri ön plana çıkar demiştik ama portföy çeşitlendirmesi nasıl, nasıl olmalı? Sizinle yaklaşık 4 aydır yapmış olduğumuz yayınlarda her yayında neredeyse bunu sürekli konuşuyoruz. Çünkü gerçekten bu çok dikkat edilmesi gereken bir süreçti. Çünkü 2022'nin ikinci 2022 döneminde insanlar o kadar e, bu getiriye odaklandı ki o rüyadan ancak e, şimdi yavaş yavaş aa bak böyle değilmiş diye anlamaya anlamlandırmaya çalışıyor. Ama e, bunun geleceği çok belliydi. Çünkü 2022'de global merkez bankaları enflasyonla o kadar mücadele etti ki o kadar sıkı bir görüntü izledik ki onlar da hata yapmasına rağmen geç adımlarla süreci reaksiyon verdiler. Evet. E şimdi e, tünelin e, sonundaki ışık gözüküyor. Şimdi gözüktüğü için de kabaca Belli bir dönem sonrasında yani evet. e, faizi sabit bırakmak ve indirim patikasına geçmek durumunda. Yani burada da global borsalardaki şirketleri ve fonları, evet. işte e, değerli metalleri, e, bu iş tarafta işte mevduat ve kur mevduat gibi ürünlere taleplerin oluşmasına imkan tanıyacaktır. Bu anlamda ben yine portföy içerisinde ağırlığı, altın hisse oranının çok daha fazla diğerlerinin de belli oranlarda olabilecek şekilde bir e, dengeleme e, ve e, riski minimize tutabilecek bir görüntü oluşturması gerektiğini söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler, katkılar için.